Şimdi gitgide konularımız daha da önemleşiyor. Şimdi Hollanda'ya, Fatih'e gidiyoruz. Ne oldu? Avrupa'da bu Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı'nın İsveç'in ve Finlandiya'nın çıkışları, NATO'ya girmesiyle ilgili verdiği tepkiler nasıl karşılandı? Evet, dinliyoruz. Söz Fatih'te. Evet, önce iyi yayınlar diliyoruz başkent Amsterdam'dan. Sizin de söylediğiniz gibi aslında günlerdir, haftalardır konuşulan tek bir konu vardı. O da Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olup olmayacağı konusunda ve bu konuda atılacak adımlardı. Son olarak da geçtiğimiz Perşembe günü ilk resmi açıklama Finlandiya Devlet Başkanı tarafından gelmişti. Başbakanla birlikte yapmış olduğu ortak açıklamada önümüzdeki süre içerisinde NATO'ya üye olacaklarının ilk sinyallerinde net bir şekilde verdi ki bugün de resmi açıklamasında artık önümüzdeki hafta içerisinde bu resmi başvurunun gerçekleşeceği açıklamasını bulundu. Bu çok önemliydi. Tam bu noktada Başkan Erdoğan'ın Cuma günü yapmış olduğu bir açıklama vardı ki bu açıklamaya da bakıldığında önümüzdeki süreç içerisinde Finlandiya ve İsveç'in olası yapılacağı başvuruda Türkiye'nin pek ılımlı bakmadıklarını üyelik konusunda bu açıklaması bir anlamda tüm dünya ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde şok etkisi yarattı. Çünkü böyle bir açıklamayı hiçbir ülke beklemiyordu ki ta ki bunun nedenleri açıklanana kadar Başkan Erdoğan yapmış olduğu açıklamada bunun asıl nedeninin bir anlamda terör örgütlerini her iki ülkenin de İskandinav ülkelerinin terör örgütlerine bir anlamda misafirhane gibi kapılarını açmasını olarak gösterdi ki bu çok önemliydi. İşte bu yazılıp çiziliyordu. Diğer taraftan tabii ki ülke basınlarının hem görsel yazılı basınlara da bakıldığında hala yazılıp çizilmeye de devam ediyor. Özellikle Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama sonrasında bir anlamda hem Avrupa Birliği üye ülkeleri hem de NATO müttefik ülkelerinin de kendilerini bir masaya yatırması gerektiği sinyalleri de alınmış durumda alınması gerekiyor. Zaten bu şekilde de yorumlar yapıyor. Türkiye bir anlamda kendini bir kez daha göstermiş olduğu Başkan Erdoğan'ın bu girişimiyle biz de olup bitenleri takip edeceğiz. Ama görünen o ki önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye'yi özellikle terör örgütlerine karşı Avrupa Birliği üye ülkelerinin ve de üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'in artık kapılarını kapatması konusunda Türkiye'yi ikna etmeleri gerekiyor ki zaten dün ve bugün Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleşen resmi olmayan NATO Dışişleri Bakanlığı toplantısında da Mevlüt Çavuşoğlu da bunu da gündeme getirmişti diyelim. Başkent Amsterdam'dan sözü şimdilik size bırakalım. Evet, Amsterdam'da Fatih Özyer'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hızlıca bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demiş? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ne demiş? Onları arka arkaya izliyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil. Bizim tutumumuz gayet açık, net. Bu bir tehdit de değil. Bu bir pazarlık söz konusu da değil. Hani bir çıkar için yapılan bir pazarlık değil. Bu yapılan popülizm de değil. Bu açıkça iki aday olmak isteyen ülkenin teröre verdiği destekle ilgili bizim somut tespitlerimizdir ve bunları paylaştık. İsveç Dışişleri Bakanı'nın bugüne kadarki açıklamaları maalesef yapıcı da değil. Tam tersine provok edici açıklamalara devam ediyor dün kendisine söylediğimiz halde. Ama Finlandiya Dışişleri Bakanı gayet temkinli. Yani çözülebileceğine yönelik inancını da söylüyor. Bunun bir günde olmayacağını da söylüyor. Olup olmayacağını da söylüyor. Olup olmayacağı konusunda da net bir şey söylemiyor.
Yani kendisine dün toplantıda da teşekkür ettim. Yani bizim tutumumuz gayet açık, net. Ama Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın bu tutuma karşı da son derece saygılı olduğunu görüyoruz. Ama aynı şeyi İsveç tarafında görmüyoruz. Diğer müttefiklerin açıklamalarına baktığımız zaman da tabii ki umut var konuşmak durumundalar. Ama onlar da kendi birçoğunun da hak verdiği gibi bizim bu konudaki endişelerimizi ve karşı çıkmamızın, şu anda rezerv koymamızın gerekçelerini gayet iyi biliyorlar. O fotoğrafları ve belgeleri toplantıda da gösterdim. Daha sonra ikili görüşmelerde de gösterdim. Dolayısıyla burada Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın yaklaşımı gerçekçi bir yaklaşım. Evet, Esat Komutan da yanımızda. Şimdi kalkmadan evvel bir şey yapalım. Şimdi NATO üyeliği ne, bir ülkenin girmesi için bir kere bütün üyelerin onayı lazım, değil tabii mi? Tabii ki bu 10. madde, kuruluşan 1949 kuruluş anlaşmasının 10. maddesi çok önemli. Herkes tarafı, yani bir veto kartı dediğimiz, yani 30 tane üye okey diyecek. Ve tabii ki bu biraz evvel Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi gerçekten aylar ve hatta ben bir televizyon programında söyledim, yıl alabilir. Bu zaman süresi içerisinde de özellikle Boris Johnson'ın efendim Sayın Magdalena ile birlikte İsveç Başbakanı ile o sandal sefasının arkasına baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. Diyoruz ki ha, o zaman süresi içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık, yani İngiltere birlikte bu süreyi kapatmak için, yani ikili anlaşmalara başvurdular ve ikili anlaşma, yani ciddi bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sefer çok kararlı bir şekilde ifade etmesi ve Dışişleri Bakanımız biraz daha, ki Mustafa Bey de bana katılacaktır özellikle, çünkü Cumhurbaşkanımız gerçekten çok haklı. Şimdi 1970'li yıllarda da Yunanistan Kıbrıs Savaşı'ndan sonra dışarıda, 74 yılında isterseniz onu da dışarıda kalmıştı. Evet. Bunlar Yunanistan'ın girmesini istiyorlardı. Evet. Türkiye direniyordu. Evet. Rogers planı, darbe. Darbe girdi. Yani 14 gün içerisinde, o da biliyorsunuz General Rogers'a, o da biliyorsunuz Sakör dediğimiz Brüksel'deki Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı'na şifayen, hani asker sözü veriyor musun diyerek, ortada hiçbir belge yok. Halbuki 1974'ten sonra gelen o koalisyon hükümetlerinin, ki siyasetçi sevgili dostumuz var, o da bir şey, hiçbirisi Yunanistan'ın askeri kanadına, biliyorsunuz Yunanistan sadece askeri kanadından çekilmiştir. Siyasi kanadında devam ediyordu. Ama askeri kanadına dönmek için tabii ki Sakör'ün gelip bu şifayen söylenmesi ve o zamanki darbenin lideri tarafından bunu söylenmesi ve arkasından da buyurduğunuz gibi o Rogers planı, bakın 8 Ekim 1980'de olmuştur. 14 gün sonra, bakın 14 gün sonra hemen kabul edilmiştir. Bu çok önemli getirisi olmuştur. 1,5 ay içerisinde düşünebiliyor musunuz? Avrupa Birliği'nin hiçbir yaptırımını yerine getirmeyen, bakın Avrupa Birliği'nin yapması gereken yaptırımını yerine getirmeden 1 Ocak 1981 tarihinde Avrupa Birliği, o zamanki NATO'ya, Avrupa Topluluğu. NATO'ya. Avrupa Birliği'ne. Önce Avrupa NATO'ya. Avrupa Ekonomik Topluluğu vardı. Avrupa Topluluğu diye ifade edeyim. O zamanki Avrupa Birliği'ne kabul edilmiştir. Bakın evet. Önce NATO'ya. Şimdi. NATO'dan sonra şimdi, Avrupa Birliği'ne. Şimdi konu NATO'ya, Yunanistan'a gelmişken bir de Yunanistan'daki gelişmeleri izleyelim sayın seyirciler. Çünkü Yunanistan'da da inanılır gibi değil, cephaneliğe döndü. Kime karşı olduğu belli değil. Hepsini Esat hocamıza soracağız. Şimdi bir de Yunanistan'da ne oluyor onu dinleyelim. Yunanistan parlamentosu ABD ile savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ABD ziyareti öncesi imzalanan anlaşma, ABD'nin Yunanistan'da biri deniz üssü olmak üzere toplam 4 askeri üs açmasına izin veriyor. Anlaşma kapsamında ABD Yunanistan topraklarında eğitim ve operasyon da yapabilecek. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tüm tepkilere rağmen anlaşmanın ülkeyi güvenlik tehditlerine karşı koruduğunu savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise anlaşmayı iki ülke arasında savunma işbirliğinin temel taşı olarak nitelendirdi. Yunanistan parlamentosunda hükümet ve muhalefetin ortak paydada buluştuğu tek konuysa Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşmemesi talebi oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Sendias, Türkiye'nin gelişen savunma sisteminin ve dış politikada attığı adımların Yunanistan için tehdit oluşturduğunu belirtti. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını gerçekleştirmemesi gerektiğini savundu. Sendias gelecek hafta yapılacak olan Washington ziyaretinde de konunun dile getirileceğine dikkat çekti. Yunan muhalif lider Alexis Tsipras da ABD'den Türkiye'ye F-16 satılmaması gerektiğini ifade etti. Evet, şimdi sevgili Esat Hoca, bu NATO nasıl bir şeydir? Dost mudur, düşman mıdır, faydalı mıdır, değil midir? Ne yapıyor? Yunanistan'ı silahlandırırken bunu kime karşı yapıyor? Bu Finlandiya ve İsveç alınırsa bu bizim için ne demek? Dünya barışı için ne demek? Hepsini böyle bir... Bir kere NATO'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin girişi, biliyorsunuz, ödün vererek, hatta bir diyet vererek Kore'ye gitmemizin hesabıyla düşünmek lazım 1952 yıldır. Tabii ki NATO'da en büyük ağırlığı çeken de, hani o Soros'un bir zamanlar Türkiye'nin bir tek satılacak malı var, o da Türk askerinin kanı gibi. Ben aslında tabii bunu parantez içerisinde ve büyük bir soru işaretiyle söylüyorum. Ve gerçekten bakın, NATO'da bir tabir vardır, şöyledir. Dönerler herkese, hemen herkes çıkar. One frigate, two frigate, two, one frigate. Frigate dedi, biliyorsunuz, hücum bot, hani bizim itme şeyle. Türkiye'de dönerler, one brigade derler. Tugay 5000 kişi. Yani bütün ağır yükünü her bakımdan NATO'nun bugüne kadar Türkiye yapmıştır ve bir hakkını, işlerini göstermiştir. Bakın, 2019 yılındaki NATO zirvesini hatırlamamız lazım. Niye hatırlamamız lazım? Çünkü çok önemlidir. Türkiye demiştir ki, Baltık planı, biliyorsunuz, o plana hayır demesi değil. Demiştir ki, ey NATO, sizden bir şey istiyorum. Ne istiyorum? Efendim, PKK, Suriye PKK'sının, tekrar ifade ediyorum, YPG ve Sayın Cumhurbaşkanımızın çok da veciz bir şekilde YPG'nin terör örgütü olarak tanımlanmasını istiyorum demiştir. NATO'ya bunu gündeme aldırmıştır. Peki, buna şimdi göre... bir araya giriyorum ben burada. Evet. Lafınızı kesiyorum. PKK ve FETÖ. Bunlar, bir de NATO'nun Gladio diye bir... Evet. Yapısı var değil mi? Biz hayal görmüyoruz. Yani evet. Gladio diye gerçek bir şey var değil mi? Evet, Sayın Bülent Ecevit tarafından ifade edilmiştir ilk defa. Şimdi bu Gladio'nun unsurları arasında da PKK, evet, ve FETÖ'de var mı? FETÖ zaten komünizmle mücadele diye, komünizmle mücadele derneği diye kuruldu. Tabii. Yani söyleyebilirim onları. Yani NATO'ya şeylerini, tasmasını çek demekte de doğru yere mi şey yapıyoruz, Mustafa Tanyeri? Şimdi Mustafa, evet, Tanyeri'nin de askeri kökeni var. Hem Amerika'yı biliyor, hem NATO'yu biliyor. Yani bu FETÖ ile PKK'nın ipleri bu NATO'nun elinde mi? Kimin elinde? Yok, ben şöyle söyleyeyim. Tabii PKK ile ilgili durumla FETÖ arasında ben farklı olduğunu düşünüyorum. İkisi aynı kapsamda değerlendirilemez. Bir tanesi biraz bölgesel ve sadece Amerika'nın değil, o bölgede İsrail'in de planlarını içerisinde yer alan bir unsur. Yani bu PKK ve YPG dediğimiz unsur. Ve burada tabii ki aslında NATO'dan çok, daha bugüne kadar NATO'da en etkin ve adeta hani herhangi bir karar almaya veya o konsensusa ihtiyaç duymadan hareket eden Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki, bizim kısaca Pentagon dediğimiz gücün aslında operasyon yaptığı bir organizasyon bu. Yani operasyonlarında kullanılıyor. NATO'yu da kontrol eden Pentagon değil midir son noktada? Tabii ki NATO'yu kontrol eden Pentagon, ama FETÖ'yü kontrol eden
Pentagon'dan daha çok CIA açıkçası. CIA öyle mi? Tabii. Evet. Peki Esat Hoca devam edelim. Tabii ki ona bir şey de cevap verme. Haines'in bu hafta bu şey sevgili Mustafa dostum olarak katılacaktır. Kongre'de bu hafta çok önemlidir. Bütün bakanlıklar kendi işini, çünkü biliyorsunuz 16 tane istihbarat örgütü vardır. 16 istihbarat örgütünün ulusal istihbarat direktörü kalkmıştır kongrede, efendim briefing vermiştir ve de bu savaşın uzayacağını ifade etmiştir. Özellikle Ukrayna savaşının. Tabii ki şu soruya iki tane tespit üzerinden duralım müsaade ederseniz. Bu iki ülkenin NATO'ya girmesi bir efendim Avrupa'nın güvenliğini sağlar mı? Ya da Avrupa'da bir tehlikeli bir durum ortaya koyar? Bu soruya cevap vermemiz lazım. Peki. Bu soruya cevap verdiğimiz zaman, baktığımız zaman aslında Türkiye'de, yani Türkiye neden bu savunda ısrar etmektedir onu söyleyelim. Çünkü İsveç bugün çok açık bir şekilde iki tane lady, iki tane başbakan bayandır. Biliyorsun birisi Magdalena Andersson, öteki Narin. Ama Finlandiya biraz örtülü ama desteklemektedir. Sadece nasıl desteklemenin de ifade ediyorum. Türkiye'nin savunma sanayindeki atılımlarına bile sekte vuracak tarzda 2019'da Türkiye'nin özellikle Suriye PKK'sına karşı yapmış olduğu harekat için Finlandiya ve İsveç gönüllü olarak Türk savunma sanayine sekteye vurmuştur. Yani ambargo uygulamaktadır. Yani bunu söyleyelim. Onların günahlarına geleceğiz. Burada şimdi bu iki ülkenin askeri gücü olarak oraya baktığımız zaman... Evet. Ben kabaca şimdi çok fazla bilmiyorum ama anladığım şu. Finlandiya'nın ciddi bir askeri gücü ve rezervi var. Var. Yani savaşmaya hazır eğittiği vatandaşları Tabii var. Tabii ki. Öbürküsünün çok fazla bir şeyi yok. Yok zaten gözüküyor. Yani 30 bin kişilik, burada da değerli kardeşlerimizin ifade ettikleri gibi toplam asker sayısı, pardon bu tarafta 30 bin kişi. Bakın görüyorsunuz 30 bin kişilik var. Burada aksine... Aktif asker 301 bine kadar çıkabilecek. Bir de yedeği var. Aslında nüfusu da yarısı Finlandiya. Yani 5,5 milyon nüfus var öteki tarafta. Burası İsveç'in 10 milyon. 10 milyon nüfus var. Öyle olmasına rağmen... Yani zaten... Finlandiya kayda değer bir askeri güç, öbürü hiç kayda değecek bir şey değil tabii zaten. Tabii ki işgal altında kalmıştı. Tabii Finlandiya'nın tarihine bakmak lazım. Uzun süre İsveç'ten sonra 1806 yılından 1917 yılına kadar Rusya'nın... 1917 o ihtilalle beraber, o büyük devrimle beraber 1939'da gerçekten Rusya'yı şeyini üstlenmişlerdir. Yani üzerine gelmiştir ve tek başına kalmıştır. O her zaman anlatıldığı evet. Hikaye vardır. Ama şurada şunu hemen söylemeye müsaade edin. O zamanki cemiyeti akvam Rusya'yı efendim üyelikten çıkarmıştır. Ama şimdi Birleşmiş Milletler, bilmiyorum siz Amerika'dan geldiniz görüyor musunuz herhangi bir yerde? Nerede yapıyorlar bilmiyorum. Onun için yani Birleşmiş Milletler'in esamesi bile okunmamaktadır. Özellikle Ukrayna krizi aynı bakımında. Durum tabii. Tanklarda ve zırhlı araçlarda da var. Birisinde bayağı elle tutulur bir evet, envanter var, öbüründe yok. Yani şöyle baktığımız zaman tabii Finlandiya'nın şey daha güçlü olduğunu... daha ehil askerlerden meydana geldiğini ifade ediyoruz. Bu taraftaki hani bir tabir var, Z kuşağı çok kullanıyor. Don't make war, make love. Yani evet. Bu tarafı biraz daha evet. Öyle. Geçelim bu şeyi de Barko'yu evet. Da. Ne var bundan sonra? Başka varsa ben... Uçak şeyleri var. Uçak, hava kuvvetlerini söyleyelim. Bakın hava kuvvetlerinde de yani bu çok şey değil. Gene hava kuvvetleri bakımından... gerçekten ehil önleme olması, bu av önleme uçakları çok önemlidir. Yani hava hakimiyetini alabilmesi için, yani yukarıdan gelen doğrudan doğruya hava kuvvetlerini hedeflemek için bunu evet. Bu şekilde yaptık ve bunu bu şekilde gösterdik. Yani bu av önleme uçakları tamamıyla hava muharebesi içindir. Onun evet, için son çok önemli. Geliyoruz. Yani ateş destek harekatı değildir. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Evet, deniz kuvvetleri bakımından da bakın bu rakamlar tabii SIPRI'nin vesaire tabii bunları tamamıyla yapılmış. Ama şöyle bakıldığı zaman deniz kuvvetleri de ben açık şekilde söyleyeyim. Yine bu tarafın
bu da yani şeyin Finlandiya'nın üstün olduğunu görüyoruz. Çünkü iliklerine kadar efendim Rus işgalini yaşamış bir devlet olduğu için buna göre şey. Çünkü ben şeye baktım, Ocak ayındaki şeylerine baktım. %25 halkın efendim Rusya ile bir anlamda ifade etmek istiyorum. Yani Rusya ile durumu efendim devam edelim. Halk istememektir %75. Ama Ukrayna Savaşı'ndan sonra tekrar baktığınızda %76 halkın ve 200 milletvekili olan parlamentoda yarıdan fazla halkın ise mutlaka biz NATO'ya üye olmalı söylüyor. Şimdi bir... Hadi biliyorsunuz onu da söyleyeyim. 64 tane F-35A'yı bu harekat başladıktan sonra yani yaklaşık 3 gün sonra Amerika'dan savunma sanayini canlandırmak için istemiştir.